istiyorum. Yani kadroda yoktu. Özel bir sebebim var. Bir sakatlık mı oldu? Bir de Bernardo Silva'nın dünya basında bir kendisiyle ilgili açıklamaları oldu. Benfica'da Jesus'un onu oynatmadığı ve hatta sol bek oynattı. Ben en büyük hayalim Benfica'da oynamak, orada devam etmekti şeklinde açıklamaları basına yansıdı. Bu konuda bir şey söylemek ister mi? Fenerbahçe ile alakalı olmayan soruya cevap vermemize gerek yok. Hocamız Lo öyle siento iletirse. precisa es porque Bernardo Silva fez uma entrevista, eu acho, saiu uma notícia dizendo que quando ele estava no Benfica, você não deixou ele jogar, era sonho dele jogar no Benfica, mas ele disse que não precisa responder essa pergunta. E ele fez uma pergunta sobre o Aziz, não estava convocado hoje, e estava lesionado, havia algum motivo especial? O Aziz durante a semana teve 1 ou 2 dias sem treinar, mas independentemente disso, não foi por causa disso que eu não o convoquei. Tenho que convocar 21 jogadores, para mim são todos importantes, ou o Aziz, ou o Gustavo, ou o Samet, ou o Atilio, que normalmente são os quatro centrais que eu escolho, dois para jogar e um normalmente para ficar no banco. Uma decisão minha, foi o Gustavo que ficou, porque não vejo que haja algum motivo que seja uma surpresa não convocar o Aziz. Aziz hafta içerisinde 2 tane antrenmana çıkmamıştı ama bugün kadroda olmamasının sebebi bu değil. Her maçta 21 kişi seçmemiz gerekiyor. Benim için kadrodaki her oyuncu önemli. Aziz de çok önemli. Tıpkı onun gibi onun pozisyonda oynayan Gustavo, Atilla, Samet de önemli. Genellikle şöyle yapıyorum. İki stoper oyunda oluyor. Kulübede de bir stoperimiz oluyor. Bu şekilde bugün seçimimi yaptım. Bugün Gustavo kulübedeydi ama her maçta bir seçim yapmam gerekiyor. Dolayısıyla sürpriz olan bir durum değil.